İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin güneybatısında ve Yunanistan'ın güneyinde bulunan 8.336 kilometrekarelik alana sahip Girit Adası'ndaki savaş tam 13 gün sürmüştü ve çok sert çatışmalar yaşanmıştı. Ayrıca sadece hava indirme birliklerinin kullanıldığı dünyanın ilk ve en büyük muharebesidir. Asker sayısı olarak müttefiklerin düzenlediği ve başarısızlıkla sonuçlanan Market Garden operasyonu için daha fazla paraşütçü asker kullanılsa da operasyon yer birlikleriyle desteklenmiştir. Girit Savaşı ise tamamen bölgeye indirilen paraşütçüler ile yapılmıştır. Alman Hava İndirme Birlikleri Fallschirmjäger'in komutanı olan Kurt Student'ın paraşütçülerin mezarı dediği Merkür operasyonunda neler yaşandı birlikte incelemeye başlayalım. İlk olarak Girit neden önemliydi buna değinelim. 1941 yılının Mayıs ayı ortalarında Yunanistan, Almanya ve İtalya tarafından işgal edildi. Fakat Girit adasının kontrolü hala müttefiklerin elindeydi. Zaten Yunanistan işgalinde Almanların ilk düşüncesi Mussolini'ye yardım etmek, ikinci ve en önemli nedenleri ise Girit adasının kontrolünü ele alıp Kuzey Afrika'ya bir köprü oluşturarak Afrika'daki müttefik kuvvetlerini zor durumda bırakmaktı. Ayrıca Akdeniz'de hava üssü olarak kullanılabilecek mükemmel bir konuma sahipti ve Balkan ülkeleri için özellikle Romanya petrollerine ulaşmak için müttefiklerin kullanacağı bir hava üssüydü. Girit işgali için düşünülürken iki plan öne çıkmıştı. Ya denizden bir çıkarma yapılacaktı ya da iyi eğitimli birlikler olan Fallschirmjäger yani hava indirme birlikleriyle ada işgal edilecekti. Fakat Kraliyet donanması Akdeniz'de büyük bir güçtü ve denizden çıkarma yapmak çok riskliydi. Bundan dolayı harekat için Hollanda, Belçika ve Norveç işgallerinde müthiş başarılar gösteren Fallschirmjäger'de karar kılındı. Fallschirmjäger'i ayrıntılı olarak incelediğimiz bir videomuz kanalımızda mevcut olduğu için bu birliklerle ilgili detaylara girmeyeceğiz. Ayrıca Sovyetler Birliği'nin işgal planı olan Barbaros Harekatı'nın hazırlıkları yapıldığından Girit için riskli yöntemler izlenmeyecekti. Hitler Barbaros Harekatı'nı etkileyecek bir tabancanın bile Girit'e kaydırılmasını istemiyordu. Alman Hava Kuvvetleri Luftwaffe'nin komutanı Hermann Göring her zamanki kibirle paraşütçülerin bu işgali çok rahatça yapabileceklerini belirtti. Zaten hava indirme birlikleri Hermann Göring'in Sovyetler Birliği'nden görüp kurulmasının emrini vermesiyle geliştirilmiş birliklerdi. Yunanistan işgalinden sonra müttefik birliklerin çoğu kaçış için Girit'e gönderilmişti ve bu rakam 42.000 civarındaydı. Almanların Girit'e saldıracağı istihbaratı alınınca aslında Girit'ten Mısır'a tahliye edilecek birlikler Girit savunmasının bel kemiği olmasına karar verildi. Ayrıca Yeni Zelanda birliklerinden oluşan 7.700 kişilik bir takviye de Girit'e gönderilmişti. Yunanistan'dan çekilen birlikler ağır silahlarını bırakmak zorunda kalmıştı. Kraliyet Hava Kuvvetleri de Akdeniz'deki başka bir kritik öneme sahip küçük bir ada olan ve 2 yıl kuşatmada kalan Malta Savaşı'na destek verdiğinden müttefiklere fazla hava desteği veremeyecekti. Almanlar ise adada sadece 10.000 müttefik askerinin olduğunu düşünüyor, Yunanistan'dan tahliye edilen birliklerin Girit'e yerleştiğini bilmiyordu. Almanlar ve İtalyanlar ise bu harekat için yaklaşık 25.000 paraşütçü, 280 adet pike bombardıman uçağı, 150 ağır bombardıman uçağı, 80 avcı uçağı ve planörler kullanacaklardı. Avcı ve bombardıman uçaklarının ilk hedefi Girit yakınlarındaki müttefik gemileriydi ve sonrasında paraşütçülere destek olacaklardı. Müttefiklerin aldığı istihbarat saldırının 15 Mayıs'ta başlayacağı yönündeydi. Fakat Yunanistan'da süren karışıklık yüzünden Almanlar Girit saldırısını erteledi. 20 Mayıs 1941 sabahı ise Girit semalarında büyük bir gürültü kopuyordu ve Almanlar 500 nakliye uçağı ile Girit semalarına paraşütçüleri bırakmaya başladı. Almanların planı oldukça basitti ve iki dalga halinde paraşütçüler adaya indirilecekti. İlk dalga Malemi ve Soğuda Körfezi limanını ele geçirecek, ikinci dalga ise Redminon ve Heraklion'daki hava üslerini ele geçirecekti. Kritik noktalar alındıktan sonra iç bölgelere ilerlemesi için 10.000 paraşütçü daha adaya gemi ile getirilmesi planlanmaktaydı. Almanlar sürpriz saldırı ile 3-4 gün içinde adayı almayı amaçlamaktaydılar. Zaten paraşütçü birliklerinin kullanım amacı sürpriz saldırılar ile kargaşa
yaratmaktır. Paraşütçüler için 2. Dünya Savaşı'nda başlayan bu strateji günümüzde de aynı amaçla kullanılmaktadır. Fakat Almanların bilmediği bir konu vardı. Britanyalılar Almanya'dan Yunanistan'a şifreli gönderilen harekat planını çözmüşlerdi. Müttefiklerin adadaki komutanı olan Bernard Freyberg planın noktasından virgülüne kadar bilmekteydi. Freyberg savunma düzenini plana göre oluşturmuştu. Ayrıca denizden gelecek 10 bin takviye için de kraliyet donanması hazırlıklarını yapmıştı. 20 Mayıs günü Alman paraşütçüler gökyüzünden inmeye başladıklarında onları bir sürpriz bekliyordu. Almanlar kargaşa yaratacaklarını beklerken kendileri bir kargaşanın içine düşmüşlerdi. Birçok paraşütçü daha yere inmeden vurulmuştu. Yere sağ salim inenler ise yoğun ateş altında kalıyorlardı. Ayrıca Almanlar tam otomatik silahlarını çok büyük ve ağır olmalarından konteynerler içinde başka paraşütlerle atıyorlardı. Bu konteynerler bulunana kadar askerler çok savunmasız kalmışlardı. İşte bu nedenden dolayı ilerleyen yıllarda kanalımızda da incelediğimiz paraşütçüler için üretilen FG-42 doğmuştu. İlk dalgada çok zarar gören Alman birlikleri durumu Yunanistan'a bildirdiler. İkinci dalgada indirilecek asker sayısı azaltıldı ve atlama zamanları değiştirildi. İlk gün büyük zararlar alsalar da deneyimli paraşütçü birlikleri birleşmeye ve karşı koymaya başlamışlardı. Zaten bu adamlar Alman ordusu içindeki en iyi eğitimli adamlardı. Savaşın kilit noktası ise Malamya Havaalanı'nın Almanların eline geçmesiydi. Binbaşı Walter Koch liderliğindeki 2 bölük paraşütçü planörler ile Malamya Havaalanı yakınlarındaki bir bölgeye yanlışlıkla indirilmişti. Fakat bu yanlışlık Koch'un birliğinin önemli bir sorumluluk altına girmesini sağlamıştı. Malamya Havaalanı'nı ele geçirmeleri gerekiyordu. Yaklaşık bir tabur Yeni Zelandalı birlik havaalanını koruyordu ama Koch'un birlikleri havaalanının telefon hatlarını kesmeyi başardı. Etraflarının sarıldığını düşünen Yeni Zelandalı birlikler Alman uçaklarının havaalanının çevresini bombalamasıyla iyice panik olmaya başlamışlardı ve sonunda havaalanını boşaltarak geri çekildiler. Bunu fırsat bilen Almanlar hemen kargo uçakları ile Malamya Havaalanı'na takviye ve ikmal indirmeye başladılar. Fakat müttefik birlikler bu hamleyi tahmin ettiklerinden havaalanını yoğun bir şekilde top ateşine tutmaya başladı. Günün ilerleyen saatlerinde Malamya Havaalanı tam bir uçak mezarlığına dönüşse de Almanlar hatırı sayılır asker ve mühimmatı indirmeyi başarmıştı. Bu kritik noktayı tekrar ele geçirmek isteyen müttefikler adada sadece 2 tane bulunan Matilda tankını bu bölgeye sevk ettiler. Tanklar birinin tareti çalışmıyordu ve sadece düz şekilde ateş edebiliyordu. Diğeri ise yolda nehir yatağına saplanmıştı. Almanların elinde anti tank silahı olmamasına rağmen büyük bir çatışmadan sonra tareti çalışmayan tankı etkisiz hale getirdiler ve karşı saldırıyı püskürttüler. O bölgedeki müttefik komutanı bölgeye tekrar takviye istemiş ama ada komutanı Freyberg bu bölgenin önemini kavrayamadığından sadece 2 bölük asker yollamıştı. Gece yarısı yetişen takviyeler çok etkili olmayınca müttefikler bu bölgeden çekilmeye karar verdiler. Özellikle adanın güneyine inen ve havaalanını tepeden gören Hill 107 olarak adlandırılan önemli bölge Almanlara bırakılmıştı ve havaalanı tamamen Almanların kontrolü altına girmişti. Ertesi gün Yunanistan'dan kalkan 2 adet Alman avcı uçağı hiçbir direniş görmeden havaalanına indi. Bu 2 uçak Yunanistan'dan havaalanının güvenli olup olmadığının denenmesi için gönderilmişti. Havaalanının güvenli olduğunu gören Almanlar 600 paraşütçüyü daha adaya yollayarak havaalanına indirdiler. Böylece o bölgedeki Alman askerlerinin sayısı 2000'e ulaşmıştı. Müttefikler ise son bir hamle ile 1600 askeri havaalanını tekrar ele geçirmek için yolladı. Havaalanının yakınlarına kadar ulaşsalar da iyi eğitimli Alman paraşütçüler bu saldırıyı püskürttüler. Ayrıca Alman bombardıman uçakları iç bölgelerdeki müttefik kuvvetlerini devamlı olarak bombardıman yağmuruna tutmaya başlamıştı. Malzeme ve yiyecek bulmakta zorlanmaya başlayan müttefik kuvvetler Britanya'dan hızlıca takviye istediler. Akdeniz'de bulunan 2 adet Britanya kruvazörü Girit'in kuzeyinden birliklere yiyecek ve ellerinde bulunan askerlerden takviye yapacaktı. Ama 2 adet U-Boot ile bir Alman kruvazörü Britanya gemilerinin yolunu kesti. Bunun üzerine gemiler takviye yapılmadan geri çekilmek zorunda kaldı ve adanın güneyine doğru gitmeye başladılar. Üçüncü gün sonunda adanın kuzey kıyılarındaki önemli bölgeler neredeyse tamamen Almanların eline geçmişti.
Bunun üzerine müttefik komutanı Freyberg savaşın 6. gününde direnmek yerine Britanya'ya adayı boşaltılması gerektiğini bildirdi ve Freyberg Mısır'a döndü. Geri çekilmenin farkında olan Almanlar sıkı şekilde savaşan paraşütçülerin dinlenmesi için güneye olan ilerlemeyi yavaşlattılar. Birçok müttefik askeri ise hızla tahliye için gemilerin geldiği limanlara gitmeye başladılar. Tahliye yapıldığını fark eden Almanlar özellikle kuzeyde Kalibes ve Heraklion'a saldırılarda bulunsalar da buralardan 2 gün boyunca tahliye yapılmıştı. Savaşın 8. gününden sonra kuzeye tahliye için gemi göndermeyen müttefikler askerlerin güneydeki Sfakion'a yönelmelerini bildirmişti. Savaşın 11. gününe kadar buradan tahliye yapan müttefikler bir daha Girit'e gemi yollamamışlardı. Kalan askerlerin birçoğu teslim olurken bir kısmı ise yerel direniş gruplarına katılmışlardı. Girit Savaşı'nın 13. günü olan 1 Haziran 1941 günü silahlar tamamen susmuş ve Alman birlikler adayı tamamen ele geçirmişlerdi. Müttefikler 5000'e yakın kişiyi kaybetmiş ama tahliye edilemeyen 23.000 kişinin birçoğundan da haber alınamamıştı. Almanlar ise savaşın sonunda çok iyi eğitimli yaklaşık 6000 askerini kaybetmişti ve birçoğu daha bir kurşun atamadan savaşın ilk gününde ölmüştü. Ayrıca müttefikler 31 uçak ve 12 gemilerini kaybederken Almanlar yaklaşık 300 uçaklarını kaybetmişlerdi. Bu rapor Hitler'e sunulduğunda ise Hitler deliye dönmüş ve Alman savaş bitene kadar da bu birlikler küçük operasyonlar dışında havadan indirme yapmayacaklardı. Bu savaşın etkileri de günümüz hava indirme birliklerinin ne şekilde kullanılması gerektiğini belirleyen bir muharebe olmuştu. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nı incelediğimiz bu tür tarih videolarını seviyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda beraber olmak üzere. Hoşçakalın.